Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar olsun, iyi haftalar dilerim ve bol kazançlı bir hafta olsun. Cuma günü itibariyle ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin bir miktar daha beklentilerin altında gelmesi, 1 milyon beklenti vardı ve gelen rakama bakacak olursak 266 binlik bir tarım dışı istihdam verisinin gelmesi bir miktar daha burada hem piyasalar açısından hem de gelişmekte olan ülke kurları açısından bir miktar daha fırsat alanı yarattığını söyleyebiliriz. Dolarda değer kaybı 10 yıllıklarda 1.40'lara kadar bir geri çekilme, ardından 1.59'lara kadar gelse dahi ve bununla birlikte gelişmekte olan ülke kurlarında da bir miktar daha değerleme ve piyasalar açısından da yine değerleme görmüştük. Özellikle ABD endekslerine bakacak olursak bir miktar daha orada yine yeni rekorların, Dow Jones ve S&P başta olmak üzere yeni rekorların kırıldığını da söyleyebiliriz. Şimdi günün öne çıkan günden başlıkları gelsin. Ardından rakamlar bize neyi söylüyor yine bakacağız ve üzerine konuşuyor olacağız. Evet, ilk günden başlığımıza bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki kararlı tutumuna devam ettiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir ifadelerinde kullanmış oldu. Diğer taraftan ise yalına gidiyoruz. Ekonominin hala yardıma ihtiyacı var açıklaması geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonominin koronavirüs salgının etkilerinden kurtulmak konusunda önemli ilerleme sağladığını ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yellen, kayda değer ilerleme sağladık ancak Nisan ayı istihdam verisi bize işimizin henüz bitmediğini gösterdi. Ekonomimiz iyileşmeye devam ediyor. Bizim ekonomimizi nasıl daha iyi inşa edebileceğimizin yollarını düşünmemiz önemli diye konuştu. Diğer bir başlığa gidecek olursak ise Avrupa Birliği'nden patent haklarından feragat sorunları çözmez şeklinde yine açıklamalar vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 aşılarındaki patent haklarından feragat edilmesiyle ilgili bence bu konuyu tartışmaya açık olmalıyız ifadesini kullandı. Von der Leyen konunun çok kapsamlı olduğuna işaret ederek aşılara şimdi ihtiyacımız var, fikri mülkiyet haklarından feragat sorunları çözmeyecek, kısa ve orta vadede tek doz aşı getirmeyecektir değerlendirmesinde de bulundu. Yine diğer tarafta ise Elon Musk'tan cumartesi gecesi şovunda özellikle Dogecoin şakası geldi. Elon Musk Saturday Night Live programında yapacağı açıklamalarda Dogecoin fiyatının yükselmesini bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kuran Dogecoin şovun ardından %29 oranında bir düşüş yaşadı ve 51 sent seviyelerinde test etmiş oldu. Tüm bunlarla birlikte fiyatlamalara bakalım isterseniz. Yeni haftaya dolar TL nasıl başlıyor? Özellikle Borsa İstanbul'a bir miktar daha 1441 seviyesini Cuma günkü programımızda Cenk Ak Yoldaş'la birlikte vermiştik. An itibariyle 1441 seviyesine gelip kapanış yaptı. Bugün nasıl bir açılış yapacak? Özellikle hafta tarafına baktığımız zaman bir miktar daha oradaki hava pozitif. ABD vadelilerde bir miktar daha pozitif, birazdan fiyatlamaları vereceğim. Bir pozitif tabloyu emanet aldığımızı, referans aldığımızı söylemek mümkün. BIST endeksine bakacak olursak 0.95'lik bir primle birlikte 1441 seviyesinden haftayı kapatmıştım. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'de bir miktar daha Cuma günü ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok daha altında gelmesiyle birlikte dolar endeksindeki değer kaybıyla birlikte dolar TL'de de aşağı yönlü hareketler söz konusuydu. Özellikle 8.31 seviyelerinden sonra bir miktarda 8.24.98 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Euro TL'ye bakacak olursak onun üzerinde fiyatlama devam etmekle birlikte sepet kurda 9.13.74, gram altında ise altın ons fiyatlamasındaki hem ABD 10 yıllıklar tahvil faizleri hem de dolar endeksindeki bir miktar daha değer kaybıyla beraber de ons altındaki bacağından etkilendiğini söylemekle birlikte 487 lira seviyesine kadar çıkmış durumda gram altın. Hemen dolar endeksine bakalım. Cuma günkü seyir ne yönde?
revize oldu. Dolar endeksinde bir miktar daha yatay görünüm korunmakla birlikte 90-25 seviyesinden işlem görürken Euro dolarda ise 1.21.58 seviyesinden işlem görüyor. Pound dolarda ise bir miktar daha 1.38'lerden 1.40'lara doğru bir hareket söz konusu oldu. Dolar yende 108.80 seviyesinden işlem görürken dolar İsviçre frangında ise yatay görünüm korunmakla birlikte 0.90 seviyesinden de işlem görüyor. Hemen bu kez Asya tarafına gidelim. Asya tarafındaki fiyatlamalar bize neyi ifade ediyor? Asya tarafına bakacak olursak Çin Şangay Endeksinde yarım puana yakın 0.44'lük bir geri çekilme, bir 3.403 seviyesinden işlem görürken Japon Nikkei Endeksinde ise yarım puana yakın bir artış söz konusu. Hong Kong borsalarına bakacak olursak tam da yarım puanlık bir negatif seyir söz konusuyken Güney Kore Kospi görece bir miktar daha fazla alıcılı bir seyirle birlikte 1.65'lik bir primle birlikte 3.250 puandan işlem görürken Hindistan Sensex tarafında ise yarım puanın üzerinde bir artış ve primlenme söz konusu. ABD vadelilere geçelim. Cuma günü bir miktar daha Dow Jones Endeksinde 229 puanlık bir yükseliş söz konusu olmuştu ve rekor seviyelerin yaşandığını görmüştük. S&P 500'de de keza aynı şekilde rekor seviyelerin yaşandığını söyleyebiliriz. ABD vadelilerde ise bununla birlikte bir miktar daha pozitif havanın devamını ettiğini söyleyebiliriz. Dow Jones vadelisinde 0.26'lık bir primlenme ile birlikte 34.811 seviyesinden işlem görürken S&P 500'de ise 0.11'lik primli 4.232 puandan işlem görürken Nasdaq'ta ise yatay negatif bir görünüm korunmakla birlikte 13.716 seviyesinden işlem görüyor. Vadelilere ABD tahvil faizlerine geçelim. Bu kez tahvil faizlerine bakacak olursak bir miktar daha Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin ekonomik büyümeye yönelik ya da enflasyona yönelik bir miktar daha gecikmenin yaşanabileceği ve Fed'in güvercin tutumunun devam edebileceği düşüncesi 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.46'lara kadar geri çekilmesini sağlamıştı. An itibariyle baktığımız zaman ise 1.46'lardan hareket tekrardan yine %1'lik hareketle birlikte 1.59 seviyelerine kadar gelmiş durumda. 30 yıllığa bakacak olursak 0.57'lik yukarı yönüyle 2.29 puandan işlem görüyor. 2 yıllığında ise 0.15 puandan işlem gördüğünü söylemek mümkün. Altın tarafına peki ABD 10 yıllıkların yansıması nasıl oldu? Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin bir miktar daha 1.46'lara kadar geri çekilmesi altın ons tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devamını getirdi. Bununla birlikte her ne kadar 1.59'lara kadar şu an itibariyle 10 yıllıklar yükseliş gösterse de altında kayıp yerine an itibariyle 0.39'luk bir primlenme ile birlikte 1.838 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol ve ham petrolde bir miktar daha yükselişlerle birlikte 68 dolar seviyesinden Brent petrol fiyatlanırken ham petrolde ise görülen fiyat 65.21 dolar. Kripto paralar bir miktar daha hafta sonu hareketli. Özellikle Dogecoin'e baktığımız zaman Elon Musk'ın yapmış olduğu programdaki açıklamalar sonrasında bir miktar daha sert hareketlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Ethereum ise 4.000 doların üzerine gördü. 4.000 doların üzerine çıkan Ethereum'da %5'e yakın bir primlenme söz konusu. Bununla birlikte Bitcoin TL tarafında ise %2'lik bir artı söz konusuyken Bitcoin tarafında ise 1.83'lük primlenme ile birlikte 58.867 dolar seviyesinden işlem görüyor. Buradaki hareketliliği piyasalarda bir miktarda hareketli bir haftanın yaşanabileceğini de söylemek mümkün. Bununla birlikte hisse senedi tarafında fiyatlamalar ne yönde şekillenecek? Gelişmekte olan ülke kurlarındaki değer kayıpları değer kazancına doğru dönüşecek mi Cuma günkü gibi? Tüm bunları birazdan Tonguç Erbaş'la birlikte konuşuyor olacağım. Efendim beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez değerli konuğum her pazartesi olduğu gibi Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç Bey selamlar, hoş geldiniz. Hoş
haftalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Cuma günkü gelen veriyle başlayalım isterseniz. Bir miktar daha burada. Acaba hani enflasyon bir miktar daha geç mi gelecek, ekonomik ısınma çok da beklediğimiz kadar hızlı olmayacak mı şeklinde ve bir miktar daha Fed'in güvercin duruşunun da arkasını dolduracak olan veriyi aldık. Tarım dışı istihdam verisi sürpriz bir şekilde bizim açımızdan iyi geldi ama ABD verileri açısından bir miktar daha kötümser bir veri geldi. Özellikle 1 milyon beklenti vardı. Fakat gerçekleşen rakama baktığımız zaman 266 bin. Bunun bir miktar daha bizlere yansıması nasıl değerlendirirsiniz? Önce bununla başlayalım. Şimdi tarım dışı istihdam verisiyle FED toplantıları Amerika'dan salgın öncesinde en piyasa oynaklığını arttırabilecek ya da Amerika'nın ekonomisini net bir şekilde belli bir yöne doğru değişebildiğini sinyallerini veren iki tane büyük aslında piyasa tarafından da yakından takip edilen veri diyebiliriz, haber akışı diyebiliriz. Dolayısıyla uzun süredir aslında bu tarım dışı istihdam verisi bence Cuma günkü kadar etkili bir fiyatlamaya neden olmuyordu. Çünkü salgın içerisinde zaman zaman işte oynak bir veri akışı ya da çok kararsız, belirsiz diyelim zaman zaman da veri akışı olması da çok sürpriz olmuyordu. Ama Cuma günkü beklenti hem çarşamba günü özel sektör istihdam tarafında fena bir veri gelmemesi, yani bu 500 bin üzerinde geçen ay 1 milyona yakın bir yine tarım dışı istihdam. O dönemden bu döneme gelirken söylediğiniz gibi FED güvercin bir tutum sergilerken Yellen'ın, Hazine Bakanı Yellen'ın da faiz artışına dair sonradan düzeltme yapsa da olasılık içinde bir konuşma yapması bir dönüm noktasına doğru yaklaşıldığını gösteriyordu. Tabii neredeyse dörtte birinin biraz üzerinde beklentinin bir tarım dışı verisi gelmesi, işsizliğin altının üzerinde kalması piyasada bu beklentiler içerisinde bir sert reaksiyona neden oldu. Yani dolar değer kaybetti, işte Amerikan 10 yıllıklarında 1.50'nin altına geldik. Ben biraz beklenti tam böyle değişim esnasında olduğu için böyle zayıf bir verinin gelmesinden dolayı şu an için tabii ki her şey Fed'in söylediği şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor demek için çok erken. Çünkü bu veri seti içerisinde tarihte daha önce de gördüğümüz üzere zaman zaman mevsimsellikten dolayı işte ne bileyim şimdi salgının etkisi de var, tatil günleri olabilir, işe alımın ertelendiği, bir sonraki aya kaldı veya bir önceki ay gerçekleştiği gibi dönemler yaşadık. O açıdan yani ben şöyle düşünüyorum, tabii ki bir kafa karışıklığı yaratmıştır piyasada. Yani bizim için iyiden kasıt da şudur, bir hızlı şahin görüntülü bir Fed'den, yani böyle faiz yükseltme iştahıyla devam eden olasılık içinde şu an için değil ama Yellen konuşmaları sonrası bir Fed, yani Amerika Merkez Bankası yerine şimdilik desteğin devam ettiği ve bir süre daha enflasyon baskısının gelemeyeceğini düşünen bir piyasa, tabii ki gelişmekte olan ülkeler, hatta borsalar gördüğümüz gibi daha iyi yansıdı. Dolayısıyla bundan sonra ben şimdi bugün de mesela, daha doğrusu bu hafta içinde sanayi üretimi veri setleri gelecek. Bizde kısa bir hafta olsa da enflasyonu yine Çin'den, Amerika'dan göreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki verilere bakmak biraz da Amerika için sağlıklı olacaktır. Ama Cuma günkü fiyatlamaların da bugün biraz sakin bir veri akışı olmasından dolayı şimdilik piyasada kaldığını görüyoruz. Yani yerleştiğini görüyoruz. O açıdan biraz daha piyasa aslında Amerika'nın toparlanma sürecinde bir durdu diyelim. Yani bir adım geriye attı. Acaba o kadar hızlı olmayacak mı diye. Ama diğer tüm veri setlerine baktığımızda belki sadece bir ayla kısıtlı bir veri olabilir. O açıdan önümüzdeki dönem hem Cuma günkü gelişmeler sonrası borsalar için hem de bence Amerika ekonomisine dair beklentiler için yeni veri setlerini izlemek daha önemli olacak gibi gözüküyor şu an için.
Evet, bir miktar daha bu haftanın da yine aslında bugün önemli bir veriyi karşılıyor olacağız. İşsizlik verisini karşılıyor olacağız. Hafta içerisinde de yine küresel anlamda da bir takım haber akışları daha etkili olacak gibi duruyor. İçeride bir miktar daha kısıtlı, yani kısa süreli bir seansında olmasını biliyoruz, olacağını düşündüğümüz takdirde bir miktar daha burada aslında yurt dışının etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi peki şuraya gelmek istiyorum. Yabancının bir miktar daha Türkiye algısına gelmek istiyorum. Geçen haftaki almış olduğumuz verilere baktığımız zaman bir miktar daha yabancının çıkışının durduğunu, aksine bir eğilimin de olduğunu gördük. Şimdi öncelikli olarak hisse senedi tarafındaki özellikle bir miktar daha eğilimleri sormak istiyorum. Ne düşünürsünüz? Bir sinyal mi bu? Yani bunun arkası gelecek mi? Özellikle Merkez Bankası kararını nasıl karşıladınız? Mesela sizle onu konuşamadık. Sayın Kavcıoğlu'nun ifadelerinde bir miktar daha şahin duruşu görüyorduk. Fakat metinde de o şahin duruşun tekrarlandığını gördük. Yeni ilave yine eklenen cümlelerle birlikte. Ne dersiniz? Bununla birlikte bir miktar daha yabancının pozisyonlanması da Türkiye'ye gelecek mi? Şimdi aslında çok uzun anlatılması gereken bir soru ama şöyle hemen kısaca özetlemeye çalışayım. Birincisi Sayın Kavcıoğlu Merkez Bankası ikinci toplantısında bence aslında bu her zaman konuştuğumuz hani piyasa oynaklığını arttırıcı bir değişken, zaten faizde şu an için bir değişiklik beklemiyordu piyasa. Hani metin içinde de baktığım kadarıyla ufak tefek değişiklikler olsa da yani genel kanı enflasyon gidişine göre işte mevcut durumun korunması ve enflasyonda bir aşağı yönlü patika faiz indirimi için beklenmesi gibi. Piyasada sanki yeni Merkez Bankası Başkanı'nın veya bu kurulun diyelim, para piyasası kurulun söylemlerine, içeriklerine, metin içi yazılarına alışmış gibi gözüküyor. Onun için o tarafa şimdilik enflasyonda böyle 18-18,5'lara doğru gidince Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusu haricinde bir kenara koymuş gibi duruyor. Yabancı girişi konusunda evet doğru söylüyorsunuz. Yani geçen hafta yayınlanan Merkez Bankası istatistiklerinde bir önceki hafta işte 30 milyonun üzerinde iç borçlanma senedi ve hisse senedine bir giriş oldu. Çok küçük bir miktar, yani bu günlükte bile değişebilecek kadar küçük bir miktar ama Cuma günü şunu gördük. Bence şunu değerlendirmemiz lazım. Demek ki Türkiye'ye en azından bu tarım dışı istihdam sonrasında da işte endeksin 1350'den tekrar 1450'ye doğru yön alması yerli yatırımcının evet bir katkısı var ama özellikle bir hafta önce bankalarda böyle bir teknik hazırlık olduğunu ben görüyordum. Yani sanki diğer tüm sektörler evet kendi içinde bilançolarla birlikte hareket ediyor ama bankacılık sektörünün bir dipten toparlanması gerçekleşiyordu. Ve tarım dışı istihdamın belki de rastlantı oldu bilemiyorum. Beklenenden düşük gelmesiyle birlikte bankacılık sektöründe %3'ün üstünde bir yükseliş gördük. Ki biz bu hafta, geçen hafta ile birlikte bir bankayı hala portföyümüzde tutuyoruz ama yani diğer bankaları da önerdiğimiz günler oluyordu birebir konuşmalarımızda. Dolayısıyla bir nebze daha para girişi, yani para çıkışının durduğunu, para girişinin ise sınırlı olarak devam ettiğini söylemek gerekiyor. Niye uzun anlatmak gerektiğini söyledim başta? Çünkü Cumhurbaşkanımız diyor ki Avrupa ile tam üyelik üzerine devam ediyoruz. İşte Amerika ile NATO zirvesinde bir görüşme olacak. Türkiye her zaman söylediğimiz gibi para politikası haricinde içeride tabii ki enflasyonla mücadele için birçok başlık var ama aynı zamanda hikaye yazabilen bir ülke olma konumunda tekrar yılbaşından önceki durumuna gelmesi için bence bu söylemlerin önemli olduğunu düşünüyorum. O açıdan eğer bu gibi söylemler dünyadaki yatırımcılar tarafından benimsenmeye başlanırsa işte o zaman biraz daha hızlı bir para girişini Türkiye'de beklemek gerekiyor. Algı nasıl değişti? Algı hala yani bekleyelim, Türkiye'den çıkmayalım, yavaş yavaş işte tahvil piyasasında, hisse senedi piyasasında fırsatlar gördüğümüzde buraya doğru yönelmek mantıklı gibi bir görüş hakim bence dışarıdan. Ama bunun büyük portföylere dönüşmesi için en azından bayramın geçip şu salgınla mücadele ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri sonrası ikili ilişkiler ne tarafa doğru
evrilecek, ona bakmak gerekiyor bence. Peki, yani yatırımcılar açısından da sormak isterim. Bu hafta mesela biz hangi hisse senetlerini bir miktar daha, hangi sektörel bazda inceleme yapmalıyız ve bir miktar daha dikkat odağımıza almalıyız? Ne dersiniz? Yani bu haftanın bir miktar daha konusunu değiştirebilecek sizce sektörel bazda bir ayrım söz konusu mudur? Yoksa bir miktar daha tedbirli davranmamız gereken bir haftada mıyız? Şimdi bu hafta bizim 2,5 gün seansımız var bayram nedeniyle. Buradan da o zamana kadar yayınımız olmazsa herkesin bayramını kutluyorum. Bizim model portföyümüzü bu nedenle 1,5 haftalık gibi yaptık. Yani bayram sonrası hafta içinde. Tahmin ediyorum bilançolar gelmeye devam ediyor ama kısa haftada genelde bizim piyasa tedirgin olur. Yani işte o 4-4,5 günlük vadeye kalmak istemeyenlerin satışları da gelebilir. Ama cuma günü öyle güçlü bir dünya borsa rallisi oldu ki biz de buna katıldık ve özellikle bankacılık sektörüyle katıldık. Dolayısıyla mesela biz bu hafta hala Halkbank'la, Doğan Holding'le, Sabancı Holding'le, Alerco'yla ve Karsan'la devam ediyoruz. Karsan tabii cuma günü de biz model portföyü yatırımcılarla paylaştıktan sonra bir %7 marj yaptı ama demek ki buradan şunu anlamamız gerekiyor. Eğer bir hareket olacaksa benim kanaatime göre, yani belli bir seviyede endeks kalacaksa, bankacılık ve holding hisseleri, bankalara bağlı holdingleri de düşündüğümüzde biraz daha ön plana çıkabilir. Hani diğer sektörel hisseler veya sektörlerin içindeki hisselerde mesela kağıt değişimleri oluyor. İşte bir nebze mesela Tüpraş'a alım geliyor, Petkim'den para çıkıyor gibi. Bu fiyat değişimleri, kağıt değişimleri ya da hisse değişimleri olmaya devam edebilir. Ama ana konu bence biraz daha bankacılık ve holding üzerinde bu 2,5 gün için konuşuyorsak yoğunlaşacak veya bayram sonrası yoğunlaşacak gibi düşünüyorum. Salı çarşamba tek gün olduğunu takasta, haftanın da kısa olduğunu tekrar yatırımcıları hatırlatmak lazım. Dolayısıyla bazı suni fiyat hareketleri de zaman zaman görülmüştür daha önceki bayram haftalarında. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi Tonguç Bey, aslında doları da sormak isterim ama onun öncesinde bir miktar daha dolar endeksindeki bu cuma günü gelen tarım dışı istihdamdaki bir miktar daha beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar endeksindeki bir değer kaybı, ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de 1.46'lara kadar geri çekilme ve altının buradan güç bulup bir miktar daha yükseliş eğilimini devam ettirmesi, ister istemez yatırımcının gözü kulağı altında 1800 doların üzerine atmakta oldukça zorlanan bir ons altın vardı. Fakat cuma itibariyle birlikte bir miktar daha o atmaları gördük ve 1838 dolardan da işlem görüyor. ABD 10 yıllıkları 1.59'lara kadar gelse dahi. Ne dersiniz? Burada bir yükselişin devamını bekler miyiz? Yani altın tarafında hangi bandı dikkate almalıyız? Şimdi altın çok enteresan. Yani hem enflasyon için altın, yani dünyada genelde hani koruma amaçlı düşünülür birebir enflasyon için bakıldığında, hem işte dolar bazlı baktığınızda buna endekslidir. İşte riskleri fiyatlamaya çalışır. Ama son 4-5 senede benim takip edebildiğim kadarıyla teknik seviyelerde de çok iyi çalışan ve teknik seviyelerin üstünde ve altında da çok net bir fiyatlama gösteren üründür. Dolayısıyla ben şu anki biraz önce bahsettiğiniz gibi, evet, dolar endeksi zayıf, 91 seviyesinin altında, tahvil faizlerini şu an için çok önemsemiyor gibi gözüküyor altın yatırımcısı iştah açısından. Burada 1790-200 günlük üstel ortalaması var. Bunun üstünde de 1800 psikolojik destek seviyesi var. Şu aşamadan sonra altında 1765'i de aşağı kırmadığımız bir süreç düşünürsek, 1800'ün üstünde her türlü geri çekilmedi aslında teknik olarak hani alış fırsatı verdiğini, 1850-1870 hareketi hala içinde de bir şey olduğunu, potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu tamamen teknik olarak bakıyorum. Aynı zamanda 1800'ün altına geldiğinde de 1790 aşağı kırılması 1765'i tekrar beraberinde getirebileceği için burada da bir zarar durdurula bu pozisyonlar düşünülebilir. Şimdilik altının yeni bir ivme yakaladığını, satış için 1800'den altı beklenmesi gerekiyor gibi gözüküyor şu an için ve 1820 kısa vadeli desteği takip edilmeli. Dolayısıyla
çok Amerikan dolarına, Amerikan tahviline bağlı olmamakla birlikte o teknik hareketin yani 1765-1790 arasına sıkıştıktan sonra yukarı kırılımın tarım dışıyla desteklenmesi mevcut durumu getiriyor. Bugün de veri akışı sakin olduğu için tahmin ediyorum yine işte 1730-1745 arası bir altın görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Peki son olarak da bir dolar TL'deki fiyatlamaya isterseniz bakalım. Dolar TL'de yine cuma günü 1.30, 8.31'lerden bir miktardan 8.25 seviyelerine kadar, 8.24'lere kadar gelen bir dolar TL fiyatlaması gördük. Dolar endeksinin değer kaybı bir miktar daha gelişmekte olan ülke kurlarında bir değerleme söz konusu oldu. Buradaki dikkat etmemiz gereken seviye bir miktardan Merkez Bankası'nın şahin duruşunun devam ettiğini söylemekle birlikte piyasada tam da karşılığını alınmadığını da görüyoruz. Bir miktarda artık dolar TL'deki hareketler dolar endeksine bağlı olarak da devam ediyor. Ne dersiniz? Şimdi Pelin Hanım, kur hareketinde geriye doğru cuma günü yaşanan aynı altında biraz önce bahsettiğimiz o teknik kırılımın dünya genelindeki o dolar bazlı hareketinden kaynaklandı. Yani esasında 8.30 civarlarında fiyatlanan bir kur vardı. Dolayısıyla şunu düşünmemiz lazım. Biraz önce Türkiye'nin bir yeni hikaye yaratabilme potansiyelinden bahsettim. Burada bu potansiyeli yaratmaya başladıktan sonraki kırılması gereken seviye ilk etapta 8.20'dir. Yani 8.20 aşağı kırılmadığı sürece biz hala dolar bazlı küresel anlamdaki değerlerle işte 8.20-8.40 arasında bence dalgalanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 8.20 aşağı kırılırsa herhangi bir nedenden dolayı veya kalıcılık sağlanırsa ki bu ülke CDS'lerinde de büyük ihtimal bir iyileşmenin göstergesi olacak. O zaman 8'e doğru bir geri çekilme 8.20-8 arasındaki o bant aralığına geldiğimizi gösterebilir. O açıdan şu an bu kırılım yaşanmadı. Belki dediğim gibi bayram sonrasında işte vaka sayıları, ikili ilişkiler bunlar Merkez Bankası kararlarından daha etkili olabilecek gelişmeler olarak görüyorum. O açıdan şimdilik 8.20-8.30 bandı olası bir risk algısının yükselmesinde de 8.20-8.40 aralığı kurda çok yukarı değil, çok da aşağı olmama kaydıyla takip edilmesi gerekiyor diye özetleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey, aktarmış olduğunuz kıymetli değerlendirmeler, haftalık değerlendirmeler için diyelim. Görüşmek dileğiyle. Efendim, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte her pazartesi olduğu gibi haftaya dair genel beklentimizi sunduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Araştırma Müdürümüz Cenk Alp Yoldaş'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım'la beklenti raporu devam edecek. Ahlatçı Yatırım'la beklenti raporu devam ediyor. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenk Ak Yoldaş'la birlikte saat 9 itibariyle yine hafta içi her gün fiyatlamalarımızın üzerinden geçiyoruz ve teknik görünümü de sizlere aktarmış oluyoruz. Cenk, iyi haftalarımız olsun. 2,5 günlük bir seansın olduğu bir hafta olacak. Bizim için bir miktar daha işlem haftası ama kısa olacak bir işlem haftası. Evet, yarım bir haftaya geldik. Evet. Bu hafta güzel bir haftaya başlıyoruz. Yani geçtiğimiz haftadan güzel bir hafta devraldık. Amerika'dan gelen kötü veri bizi de etkiledi. Pozitif evet. Yönde etkilediğini net şekilde söylememiz mümkün. Dolar TL tarafında da aşağı doğru bir seyir yaşandı. Aynı zamanda borsa endeksi de geçmekte zorlandığı bölgenin üzerine atmayı başarabilmiş oldu. Tam böyle veri öncesinde endekste böyle tekrardan 1430'ların altında 1422-23'lere doğru bir hareketlenme vardı. Veriyle birlikte hızlı bir şekilde tekrardan kendimizi yukarı atmayı başardık. Evet. Bakalım devam edecek mi bu hafta? Evet, bu hafta bizim kapalı olduğumuz dönem çerçevesinde baktığımızda orada önemli veri akışlarının olduğunu göreceğiz. Özellikle Amerika'dan TÜFE verisi gelecek. Buradaki yükseliş devam edecek mi? 3.6'ya çıkması beklenen bir TÜFE verisiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz ay bu %2.6 idi. Burada da bugün mesela Rubin'den bir hafta sonu açıkladığı şeylerde ABD'nin bir eşik
geçmişte olduğunu, ya enflasyonun kontrolünü kaybedeceği ya da piyasaları çökertecek noktaya gelecek bir adımlar atacağı noktasında olduğunu belirten bir makalesi vardı, yorumu vardı. Bakalım, biliyorsunuz zamanda 2008 krizinin kahini, işte kriz yorumcusu diye ortaya çıkmıştı. Tekrardan işte böyle dönemler geldiğinde böyle sansasyonel açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Ya tutarsa, tuttuğu zaman işte şey oluyorsun, kahin oluyorsun, tutmadığı zaman da oldu, bitti yani, ne olacak? Evet. Öyle işte iddialı, bazı insanlar öyle iddialı konuşmayı çok seviyor. İşte evet. Ben maalesef öyle olamıyorum. Biraz daha böyle işte piyasa dinamikleri çerçevesinde nasıl gidecek, işte onları öngörmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet, özellikle dolar TL'de an itibariyle baktığımızda 8.25-76 seviyesinde fiyatlama söz konusuyken euro TL'de de yine onun üzerinde bir fiyatlama devam ediyor. İzleyicilerimize de hatırlatmış olalım tekrardan, cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin bir miktar daha bizim lehimize, yani gelişmekte olan ülkeler lehine ve ABD için de beklentilerin çok daha aşağısında gelen 1 milyon beklenti vardı, 266 bin rakam geldi ve dolayısıyla çok ciddi bir düşüş söz, yani beklentilerin 1/4 kadar bir rakam geldi ve bununla birlikte bir miktar daha 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.46'lara kadar bir geri çekilme. Evet. Çok hızlı bir şekilde yani, orada, evet. Yani bir veriyle birlikte 1.57'lerden bir anda 1.46-1.47'lere kadar inen Fed aslında haklıymış gibi oldu. Düşünce. Çok bir anda böyle çok sert bir satış oldu. Hı-hı. Orada biraz da piyasadaki emirlerin patlatması dediğimiz çok sert ve ani bir harekette tekrardan döndük. 1.57'de 1.58'lerden haftayı tekrardan kapattı. Aynen. Yani orada ciddi bir bazılarına zarar kes noktası, stop loss'ların çalıştığını gördük. Çok hızlı şekilde otomatik emirlerin geldiğini, devreye girdiğini görünce bir anda işin rengi şok geçirdi hem piyasa. Peşinden de hemen toparlaması, aslında kalıcı bir hareketi olmadığını, geçici bir veri olduğu kanaati olduğunu söylememiz lazım. Aynı zamanda biliyorsun maaşlarda, saatlik ücretlerde de bir yukarı doğru gidiş var. Bu son verideki arkasına yatan faktörler açısından baktığımızda şu da gündeme geldi. Yorumlar arasında şunu da okudum. Özellikle son maaş çeklerinin hesaplara yansımasından dolayı insanlar biraz daha böyle yani çalışmasak da burayı da geçelim, pas geçelim gibi değerlendirmelerde de bulunduklarına dair yorumlar gördük. Bunu da etken, yani çeklerin de biraz da buradaki tarım dışındaki izan verisinde etkisi olduğunu söyleyen yorumlar vardı. Bunun etkisinin kalıcı mı geçici mi olacağını biraz daha yakından takip edeceğiz. Yalın her şeye rağmen dikkate değer bir ilerleme kaydettik diyor. Aynı zamanda bir yıl önceki bir ayda 20 milyondan fazla kişi işini kaybettiğini görmüştük diyor. Şimdi bunu yavaş yavaş telafi ediyoruz işte. Bunun önümüzdeki dönemde tekrardan, önümüzdeki 2022'de tam istihdama tekrardan yaklaşacağız inancına sahibim dediğini de okuduk. Yani evet, bunlar da isterseniz ekonomideki toparlamanın devam edeceğine kanaati olduğunu gösteriyor. Bir miktarda Nisan ayı verisi bize işimizin henüz bitmediğini gösterdi. Ekonomimiz iyileşmeye devam ediyor. Nasıl daha iyi inşa edebilmenin yollarını düşünmemiz önemli dedi Yalın. Şimdi bununla birlikte bir miktar daha işte az önceki söylediğimiz gibi işte ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert aşağı yönlü hareketler piyasalarda da risk iştahını arttırdı görünüyor Cenk. Özellikle işte Dow Jones'a bakıyoruz, 229 puanlık bir artış yapmıştı. Evet. Ve rekor seviye, S&P'de rekor seviye. Yani bugün de bir miktar daha vadelilerde sınırlı bir pozitif hava var ama cuma günü kapatırken özellikle orada da rekorların yaşandığını gördük. Net şekilde oradaki kuvvetli hareketin devam ettiğini, kötü veri iyi veri olarak, yani iyi haber olarak değerlendiriliyor şu anda. Piyasa nasıl tam böyle düşmemek için elinden gelen bütün senaryoları pozitif yönden okumaya çalışıyor. İyi veri gelse o zaman ekonomide iyileşme var diye belki yine alacaklar. Ama şu da bir gerçek, iyi veri geldiği zaman da bir şekilde tapering'in geleceği beklentisi söz konusu olacak. O zaman da istersemez parasal sıkılaştırmaya doğru gidiş, mevcut alım ihalelerindeki miktarların azaltılması gibi faktörlerin devreye girmesi söz konusu olması beklenebilir. Özellikle Rubin'den demin bahsetmiştim, işte FED köşeye sıkışmış durumda diyor. Ya enflasyon kontrolünü kaybedecek ya da piyasaları çökertecek diye. Burada dikkati çektiği bir faktör var. Şunu önemsiyor. FED'in şu andaki baktığımızda enflasyon beklentinin yükselmeye başladığını, getiri eğrisinin kısa ucunu kontrol ettiğini söyledi. Söylemeye devam ediyor diyor. Ancak uzun vadeli tahvillerin oranları normal
nominal ve reel olarak yükselebilir. Bu risk diyor. Yani faizlerde uzun vadeli faizlerdeki yükselişi bir risk olarak gördüğünü, burada Fed'in kontrolü kaybetme potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle buradaki biz de zaten her gün elimizden gelince 10 yıllıklara bakarak oradan bir seyir yön çizmeye çalışıyoruz. Hı hı. Oradaki gelişmelere bakmaya çalışıyoruz. İstiyorsan DXY ile bir başlayalım. Bence de. Yani özellikle dolar endeksinde ciddi anlamda bir değer kaybı söz konusu. Sam geçen hafta bunu da işaret etmiştim bir miktarda. Dipleri de bu noktaları, seviyeleri de işaret etmiştim. Bu hafta bizi nasıl bir tablo bekliyor, nerelere doğru gerçekleştirebilir? Geçtiğimiz hafta yukarı doğru bir meyillenmeye başlamış. 91.30'da 91.40'lara kadar gitmişti. 91.40'ların üzerine atılması gerekiyordu fiyatlamanın. 91.40 seviyesinde ortalamaların geçtiği bir bölgeydi. O bölgeyi maalesef alamadı. O bölgeyi alamayınca da ister istemez mini kanalının alt bandına doğru hareketlendiğini gördük. Genelde fibolar çalışıyordu. Bu hafta aşağıdaki 90.31'de bulunan fibonun altına da sarktığımızı görüyoruz. 90.40'ların altına geldik. Şu anda 90.25'lerde fiyatlanan bir süreçle karşı karşıyayız. Burada mini bir trend kanalı var aşağı doğru düşen. O kanalın alt bacak seviyeleri yaklaşık olarak 90 seviyesi. Kısa vadede bir destek yaratması söz konusu olabilir. Oradan gelecek tepkilere bakacağız. Geçtiğimiz haftaki verinin sindirmesi, çarşamba günü gelecek olan tüketici enflasyonu verisindeki yaklaşımlar, piyasanın buna tepkileri, buradaki fiyatlamanın tekrardan nasıl hangi yöne doğru evrileceğine biz karar vereceğiz. Şu an için bizim lehimize çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta iki tane önemli, yani daha doğrusu daha geçmiş önceki haftalarda üç tane önemli veriyle karşı karşıya olacağız diyorduk. Bizim için köşe, kavşak, dönüm noktası, şeytan üçgeni adlandırması yaptım. Neydi? Yani yönümüzü belirleyeceğimiz. Bir tanesi enflasyon raporuydu, bir tanesi enflasyon verisiydi, bir tanesi de bizim politika faizi kararının olduğu toplantıydı. Bu üçünü kazasız belasız atlattık. Bir şekilde piyasayı daha böyle sakinleştiren, biraz daha o ilk başkan değişikliği esasındaki yaşanan kaygının biraz daha ötelenmeye başladı. İşte en azından faiz indirimlerinin biraz daha piyasa beklentilerinin Eylül, Ekim aylarına, sonbahara doğru, son çeyreğe doğru kaymaya başladığı bir döneme girdiğimizi işaret eden bir süreçte karşı karşıya kaldık. Enflasyon da beklentilerinden düşük gelmesi de biraz da piyasa destekledi. Bizde de piyasa yukarı gitti. Ama buna rağmen dolar TL kurunu bir türlü tam manasıyla istediğimiz gibi aşağı getiremiyorduk. 8.30 etrafında takılıyorduk. 8.32, 8.28 o bölgede gidip geliyorduk. Cuma günü imdadımıza bizim tarım dışı istihdam verisi yetişti. Onunla birlikte pozisyonlar, doların değer kaybına yönelik pozisyonlarda tekrardan hafif yönde bir artış olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında bu rakamlar çok yükseğe çıkmıştı. Daha sonrasında peşinden piyasanın tersine yönde hareket ediyor. Çünkü piyasalar düşüş beklediği zaman genelde tersi gerçekleşiyor. Bir anda 89'lardan endeksin 93'lere giden short coverage dediğimiz hikayenin yaşandığı bir dönem yaşadık. Minimuma inmişti, yaklaşık 4 milyar civarına inmişti açık pozisyonların tutarı CFTC piyasasındaki. Oradan tekrardan 10 milyarların üzerine doğru çıkan bir rakamlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu süreç biraz da işte bu bölgenin enflasyonla belirlenecek çerçevesinde kalıcı olup olmayacağımız bir DXY. Eğer 90 ve altına bir fiyatlama olursa bizim için pozitif. Biz de önümüzdeki dönemde yaza girerken bu kapatmaların da bitmesi, tekrardan işte turizm sezonuyla ilgili gelişmelerin olup olmayacağı, İngiltere tarafından kırmızı listeye alındık. Pek hoş bir gelişme değil. İstemediğimiz, arzu etmediğimiz nokta. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili finalin başka bir şehre taşınması söz konusu. Hala orada netleşmiş bir söz konusu. 2023'ü verelim size final cinsinde bir açıklamalar var. Bu tür gelişmeler de tabii ki aslında turizm tarafından baktığımızda olumsuz gelişmeler. Yani bize döviz giriş açısından. Bu çerçevede... Ama vaka sayılarına bakıyorsun 15 binlere kadar geldi. Yani hızlı bir düşüş var. Hedefe doğru hızlıca gidiyoruz. Kapatma esnasında 5 bin, yani kapatmanın sonunda 5 binli rakam. 5 binin altını belki de geleceğiz. Yani Sayın Başkan da 5 bini özellikle söylemişti. Evet, Sayın Bakanımız, Turizm Bakanımız bunu belirtmişti. Oraya doğru hızlıca gidiyoruz. Ama bakıyorum vaka sayılarına ciddi düşüş olmasına rağmen can kayıplı tarafında hala 280'li rakamlardayız. 300'lerden %20 civarında bir aşağıya geliş var. Bu da tabii ki olumlu değerlendirmek lazım. Ne zaman biz orada 20 ile 30'lu rakamları görmeye başlarız, içimiz daha rahat etmeye başlar en azından. Şunu söylemek lazım son olarak. DXY tarafında dediğim gibi 90-30'un altındaki fiyatlamalar önemli.
kalıcı olursa aşağı 90. Bu bant içinde biraz sıkışma yaşayabiliriz gelişmelerin doğrultusunda bu hafta biraz çok daha çekalım. Çok ciddi aşağı yön beklemiyorsun yani. Şu an için burada çok ciddi bir yön, yani buradaki faktör ne olur bizi aşağı doğru taşıyabilecek? İşte enflasyondaki gelecek verilerdeki ihtiyaç. 3.6 bekleniyor mesela. İşte o, yani o beklentinin üzerinde ya da altında işte verinin, şimdi piyasa kendi o veriye hazırlıyor. Hazırladı. Yani veri kendisini hazırladığı için nasıl tarım dışı istihdam verisinde böyle ekstrem bir değişim geldiği zaman nasıl sert tepki veriyorsa, orada da 3.6'nın üzerinde ekstrem 4'lü bir rakam görürsek başka bir tepki veririz. 3-2.8'li bir rakam gelirse başka bir tepki veririz. Yani o nedenle veriye odaklı bir hafta biraz bu pazartesi, salı biraz daha bekle gör. Çarşamba günü piyasalar biraz daha biz kapalıyken kendi yönünü çizecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada dolar endeksinde bir miktar daha dar banda doğru bir sıkışan dolar TL'nde olabileceğini söyler Cenk Akgöldaş. Şimdi Cenk, istersen yine bu kez dolar endeksi sonrasında bir miktar daha 10 yıllıklara mı bakalım? 10 yıllıklarda 1.46'lara kadar geldikten sonra 1.59'lara kadar geldi, tekrardan an itibariyle 1.59 seviyesinden de işlemde olduğunu görüyoruz. Buradaki sert düşüşün ana nedeni tarım dışı istihdam verisinin 1 milyon beklentisinin çok daha aşağısında gelmesi, 266 binlik bir rakam gelmesi, bir miktar daha piyasalarda ABD tahvil faizlerinde sert bir şekilde geri gelmesini sağlamıştı. Evet. Buradaki dikkat edeceğimiz seviye 1.58-1.59, çok kritik seviye ve biz oraya geliyoruz, duruyoruz. Tam ortalamalar. Burası bizim baktığımız, hep önemsediğimiz zaten 8 haftalık ortalamanın geçtiği bölge. Evet. Tam oradan etrafına gidip geliyoruz. Hatırlarsan hep yorumlarımda diyordum ki bizim hep gösterdiğim bir tane MTA endeksi var, hatırlarsan. Oradaki bir süreçle beraber biz burada bir yataylaşma sürecindeyiz. Buradaki veri aşağıdan geçen kanalın trend çizgisiyle bir temaslanma istiyor. Onu yaptıktan sonra hareket tekrardan başlıyor. Maalesef bu hareketi ben biraz daha yataylaşılıp biraz daha yukarı seviyelerde olmasını bekliyordum. Geçtiğimiz cuma günü bu temaslanma geldi. Şu bölgedeki sert düşüşle birlikte şu Fibonacci desteğini bir test ettirdiler. O bölgeyi boşalttılar. Buradaki olasılığı iptal ettiler. Yani yaşattılar. Ondan sonra peşinden tekrar hemen toparlayıp 1.58 seviyesinin üzerine attık. Hala 1.58'in üzerindeyiz. Biz burada 1.58'in altında kapanışlar, bu ortalamanın altındaki kapanışlar bizim için önemli. Son 4 haftadır, 5 haftadır bu ortalamayla birebir her gün temas ediyoruz bir şekilde. Bir temasımız oluyor. Yukarısına gitsek de sonra peşinden dönüyoruz. Sıkışmadan bahsediyordum, hatırlarsan. Önümüzdeki bir hafta daha bir sıkışmanın sürecinin olduğunu, en kötü ihtimalle haftaya bizim burada trend çizgisiyle temaslanma, bir daha temaslanmamız söz konusu olabilir. Bu hafta sanki karar haftası gibi, artık buradan sonraki süreç tekrardan bu dinlenmenin artık sonuna geliyor olabiliriz. Bu enflasyon verisinden sonra tekrar hareket yukarı doğru gidiyor olabilir. Çünkü geçtiğimiz cuma günü o yaşanan sert hareketin peşinden tekrardan hızlıca toparlayıp ortalamanın üzerinde ve ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyorsa burada eğilim hala yukarı gitme isteğinde olduğuna işaret eder benim için. Dinlenme süreci bir kez daha hatırlatalım. Şuradaki bölgedeki hareketin resme bakın. Şu kanalın üst bandı, alt bandı resmi gözünüzde canlandırın. Ben bir daha size MTI endeksini göstereyim. Ne demek istediğimi anlatmak adına, pardon yanlış oldu. Buradaki grafiğe baktığımızda evet, şöyle şu aralığı açabilirsek daha rahat olacak. Bahsetmek istediğim hikaye bu. Şu bölgede gördüğünüz üzere bir düzeltme, kanalın üst bandı yataylaşma geldi. Alt banda değdi, ondan sonra 6 haftadır yukarı giden bir MTI endeksiyle karşı karşıyayız. Buna benzer bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Dinlenme sürecini burada böyle geçirmiş olabilir ve aşağıda da temas edilmesi gereken noktaya da iğneyi bırakıp tekrardan güçlü bir seyir olduğunu aslında işaret eden bir ABD 10 yıllıklarıyla karşı karşıya olabiliriz. Tabii ki buradaki hareket yukarı doğru seyir, DXY'ın da çok fazla aşağıda yerinin olmayacağına işaret edeceğini de unutmamak gerek. Buradaki bir miktar daha hem dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı kalabileceğini söylerken, diğer tarafta da 10 yıllıklarda ortalamanın üzerinde seyretmesi bir miktar daha yukarı eğilimlerinin de olduğunu bize gösterir dedi Cenk Akyoldaş. Özellikle evet. 1.46'lardan tekrardan sert bir şekilde yukarı ortalamasının üzerine çıkması da buradaki yukarı yönlü hareketleri de beraber hala güçlü olduğunu gösteriyor. Aynen. Yani.
Evet, şimdi istersen bir de dolar endeksiyle birlikte dolar TL'ye de bakalım. Ardından küresel borsalardan bizim kendi iç tarafımıza geçeriz. Tamam. Dolar TL'ye bakacak olursak Cenk, dolar TL'de cuma günü orada yine dolar endeksindeki bir miktar daha değer kaybıyla beraber ABD'den gelen kötü veriyle birlikte 8.31 seviyelerinden 8.24'lere hatta 23'lere kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Haftaya 8.25-65 seviyesinden başlıyor. Kendi iç haber akışımızda bir miktar daha sınırlı bir haftanın olacağını söylemekle birlikte bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesinde ABD'den gelecek enflasyon verisi olduğunu söyledik. Buradaki dolar endeksindeki bir miktar daha düşüşün sınırlı kalmasıyla birlikte bizim iç haber akışlarımızda neler etkili olacak? Şimdi buraya baktığımız zaman dikkatimizi çeken özellikle bizim hep anlatmaya çalıştım. Daha önceki burada grafikte de gösterdim, işaretlediğim bizim başlangıç noktamız 18 Mart'taki PPK toplantısından sonra bir başkan değişimiyle sert bir hareket yaşamıştık. Bu hareket boyunca biz ortalama genellikle 8 günlük ortalamadan destek aldığımızı, gün içi hareketlerde o bölgenin üzerinde hep kalıcılık sağladığımızda hep fiyatın yukarı gittiğini, iki noktada bizim burada aşağıdaki 21 günlük ortalamayı test ettiğimizi, bir tanesi 15 Nisan'daki PPK toplantısı sonrasında bir testimiz olmuştu, 21 günlük ortalamayı. İkinci testimiz de enflasyon raporu esnasında gerçekleşmişti. Üçüncü testimiz de normal koşullarda bizim son PPK toplantısı sonrasında gelmesini bekliyorduk. Orada gerçekleşmedi. Oradaki karar sonrasında da hala biz 9 günlük, 8 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılığı devam ettiriyorduk. Ne zaman o bölgenin altına sarktık? Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında. O veri sonrasında bir baktık, bir anda sert bir satışla beraber tekrardan test ettiğimiz yer bizim 21 günlük ortalama oldu. 8.19.80'lerden geçiyordu. Cuma günü gördüğümüz en düşük seviye hemen hemen o bölge oldu ve kapanışı yine bizim ortalamaya yakın bir bölgeye de kapattı. İkisinin ortasında bir noktada kapattık. Bugün hemen geldik yine tekrardan 8 günlük ortalamayla temaslanmaya başladık. Burada eğilim 8 günlük ortalama altında kaldığı sürece aşağı doğru baskılanmak isteyecektir. Özellikle 8 ve 21 günlük ortalamanın ağzı normalde daha açıktı. Daha geniş bir marjdaydı. Şimdi iyice daralmaya başladığını görüyoruz. Burada 8.20-8.26 bandı içine girdik. Bu bölge biraz karar verme süreci. Bu bölgenin içinde hareket 8.26'nın üzerine mi tekrardan atacak yoksa 8.21'i test edip aşağı doğru 8.20'yi test edip aşağı doğru 21 günün altına doğru mu sarkacağız? Bu çok önemli. Hatırlarsan hep yorumlarımda belirtiyorum. Bundan sonraki süreçte biz TL için kuvvetlenme sinyalini alacağımız nokta 21 günlük ortalamanın altındaki bir kapanış. Bunu aldığımız takdirde bir sonraki ortalama olan 50 günlükle temaslanma arzusu başlayacaktır. O da 8 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Aynı zamanda Fibo dibi gibi son hareket sonrasında bu 8.50'ye attıktan sonraki süreç boyunca biz 7.99 altını hemen hemen hiç görmedik gibi. Alt sınırımız 7.99-8 bölgesine çekmiş vaziyetteyiz. Yukarıda da 8.45-8.47 bandında üst sınır. Bu ara içinde piyasa şu anda bir denge bulma noktasına, bir karar verme noktasına kadar geldi. Biraz da bu iş bayramdan sonra iyice şekillenmeye başlayacak diye düşünüyorum. Süreç pozitif TL için muhakkak ve muhakkak 21 günlük yani yeşille gözüken şu ortalamanın altında kalması lazım. Şurada bir sıkışma üçgen var, bir şu düşen, bir şurada da yatay gelen bir üçgen var. Burada da karar vermenin artık bir yöne doğru kırılması gerekiyor. Bu kırılma hangi tarafa doğru gerçekleşecekse akımın o yöne doğru ivme kazanmasını bekleriz. Tabii ki arzumuz aşağı doğru kırılması, 8 seviyesine doğru tekrardan hedeflemesi olacaktır. Ama bunu başaramadığı takdirde hareket bir tur daha bu sefer 8.45'e doğru bir ataklanma gelme potansiyeli içeriyor. Onun için neyi kovalamak lazım? Özellikle 8.33 ve üzerindeki fiyatlamalar bizim için çok bizi tedirgin etme noktasına gelecek bir fiyatlama olacaktır. 8.33'ü bence eşik olarak yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta. Evet, özellikle bir miktar daha aslında 8.25 seviyesinin de kritik bir seviye olduğunu söylemiştik. 8.25 seviyesine şu an itibariyle gelmiş oturmuş durumda 8.25-56. Bundan sonra bir miktar daha dikkat edeceğimiz seviyede 8.33 seviyesi. Evet. Yine ana kriter olarak belirlediğimiz seviyelerden bir tanesi. Çünkü üçgenin üstten kırılma noktası 8.33 civarına denk düşüyor. Hı hı.
Eğer orayı kırarsak hareket yukarı doğru tekrardan ivmelenir. Aşağıda da 8.20'nin kırılması lazım ki bizi 8'e doğru çekebilsin. Evet, şimdi burada bir miktar daha böyle, şimdi borsa tarafına da geçeceğim ama küresele bağlı olan da bir dolar TL'yi artık an itibariyle görmeye başladık. Yani Merkez Bankası'nın mesela şahin duruşu, sıkı duruş ifadeleri, hep yenilenmesi, hatta bu toplantıda da faiz indirmesi gibi bir takım piyasaların beklentilerinin aksine daha böyle şahin duruş sergilemeye çalışan da bir Merkez Bankası Başkanı var. Dolayısıyla buradaki açıklanan metindeki değiştirilen ifadeler vesaire, bunlar bir miktar daha piyasada yanıt bulmuyorken, yani iç haber akışları, para politikası kanadında yanıt bulmuyorken bir miktar daha sanki dışarıdan etkilenen bir dolar TL var. Bunun yanı sıra Haziran ayı çok önemli diyoruz. Belki de maliye politikaları, belki de bunun yanında dış politikada yine kurda etkili olacak gibi duruyor. Önümüzde bizim işte özel bir gün var. Yani özellikle NATO'da yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi oldukça önemli, kritik bir eşik. Ondan sonraki süreç bizim için oldukça önemli. Cuma günü yine piyasayı destekleyen faktörlerden biri de Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaydı. Oradan gelen açıklamada da işte F-35'lerle ilgili bizim yatırdığımız paralar var. Onların akıbetiyle ilgili girişimlerde bulunulmaya noktasına gelindiğini, işte orada Halkbank'a davasıyla biraz da biliyorsun oradaki yatırılan paraların ödeştirilmesi gibi bir yaklaşım da söz konusu. Bunlar tabii ki belirsizlik ama önümüzde çok uzun bir zaman yok bu belirsizliğin giderilmesi için. Yaklaşık bir 40-45 günlük bir süreç içinde bence her şeyin şekli şemali ortaya çıkmış olacakmış gibi oluyor, belli oluyor. Özellikle dünkü Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu Avrupa Birliği günü çerçevesinde Avrupa Birliği'nde ilgili olumlu pozitif mesajların ben önemsiyorum. O yöndeki atılacak adımlar bizim için oldukça önemli olmaya devam edecektir. Önemli çıpalarımızdan biri olduğunu da unutmamak lazım. Ki Avrupa Birliği ile ilişkileri böyle bir miktar daha gözden geçirdiğimizde son yıllarda her iki tarafında birbirine karşı resti çektiklerini, her iki tarafında yani evet hiçbir zaman bağ kopmadı. Yani 59'da bizim bu üyeliğe başvurumuz gerçekleştirdik Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği kömür çelik topluluğu zamanındayken biz bir başvuru yapmak istediğimizde bunun ötesinde mesela bugüne geldiğimiz noktada zaman zaman ilişkiler askıya alındı, zaman zaman tamamen ilişkiler koparıldı vesaire ama bir türlü aslında son yıllarda baktığımız zaman bir miktar daha ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne yönelik bu kadar tatminkar bir açıklama daha öncesinde çok görmemiştim. Bir miktar daha evet Orta Doğu politikasına işleyen, Orta Doğu'ya yönelik bir politika işleyen Türkiye Devleti vardı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Bugün bir miktar daha Avrupa Birliği mesajları ağırlık verilmeye başladı. Bu da piyasalar açısından bir miktar daha pozitif algılanabilir. Evet, kesinlikle katılıyorum. Sonuçta yabancı tarafında da biliyorsun o ilk şoktan sonra bir o şokun atlattırılıp tekrardan bir sakinleşme süreci içine girdiğimizi görüyoruz. Geçtiğimiz ay itibariyle hisse senetleri piyasası tarafında biraz da olsa çıkanın tabii yanında solda sıfır, 90 milyon dolarlık bir giriş olduğunu çok görüyoruz. Çok gitti. Çıkanın yanında çok minimal bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu çıkanım söyleyebiliriz. Bu arada tabii biz döviz tarafında sadece dolara bakmamak lazım. Doların değer kaybından dolayı TL'nin pozitif etkilendiğinden bahsettik. Sepet kur tarafına da bakmak lazım. Kesinlikle. Aslında resmi biraz daha orası net gösteriyor. Orada sepet kur tarafına baktığımızda hala üst sınıra yakın bölgelerde olduğumuzu görüyoruz. Son dönemlerde çok uzaklaşamadık. Orada hala pozitif yeşil tarafa doğru geçip ortalamaların üzerinde kalan bir fiyatlamayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada da bizim için dikkati çekecek nokta 9.04'lük bir sepet kur altındaki fiyatlamalar bizim için hatta 8.97'nin altına indirebilirsek fiyatlamaları oldukça bizim tatminkar edici 8.88 pivot noktasına doğru tekrardan çekilme sürecini yaşatabilecek noktadayız. Burada da takip edilmesi gereken üst sınır 8.16-8.19 bandı. 8.16-8.19
bandı aşılması, şu anda 8.13-8.14'teyiz. Aşılması durumda tekrardan bir 8.30'lu fiyatlamalara doğru gitme potansiyeli 9. olabilir. 9.8 dedim pardon, özür dilerim. Evet, gönül ister ki 8.13-8.30 olsun ama... Dolarla kafa karıştı. 9.13-9.14 bandındayız. Burada 9.16-9.19'u aşabilirse 9.31'li seviyeler potaya girmesi söz konusu. Aşağıda bizi bekleyen esas önemli nokta 8.97. O bölgenin kırılması halinde 8.88-8.82'ye kadar bir marj var. Bunun işte demin anlatmaya çalıştığım, eğer hikayeyi başarabilirsek aşağıda dolar TL'yi de 8'e çekebilecek seviye. Burada da isterseniz bizi 8.88-8.82'ye kadar taşıma marjı olabilir. Ama bunların hepsi İşte bu bahsetmiş olduğumuz DXY tarafındaki pozitif gelişmenin bizim de bir şekilde işselleştirip bir şekilde turizm olsun, dış politika olsun gibi bir şekilde lehimize çevirebilirsek bu neden olmasın, tabii ki daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi tekrardan bunu gerçekleştirme potansiyelimiz söz konusu olacaktır. Para politikasının önüne bir miktar daha geçen maliye politikaları ve dış politika olacak değil mi önümüzdeki dönemde? Yani şimdi para politikaları biliyorsun sadece geçici merhem noktasında, bir zaman kazandırma noktasında hareketlerle esas tamamen bütün politikanızı para politikası üzerine inşa ettiğiniz zaman maalesef kalıcı bir fiyat istikrarı sağlayamıyorsunuz. Bunun sağlanabilmesinin faktörleri belli. Bunu eğer kurabildiğiniz takdirde üçgeni, o zaman iş daha kolaylaşıyor. İlla ki dediğin gibi para politikasının desteklenmesi şart. Evet. Dolar TL grafiğini bitiriyor muyuz yoksa teknik olarak tamamladığımıza göre bu kez Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'a bakacak olursak bir miktarda 13 puan artı ile birlikte 1441 seviyesinden de haftayı kapattığımızı söyleyebiliriz. Özellikle yabancı pozisyonlanmalarında perşembe günkü aldığımız veriye göre baktığımızda bir miktar daha Bursa burada yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını, en azından çıkış fonlarının durduğunu görmüş olduk perşembe günü bir önceki haftanın verisinde. Yine bu yükselişlerin ardına bakacak olursak yabancı pozisyonlanmasını, hatta satışların bittiğini söyleyebilir miyiz Cenk, yoksa çok daha erken mi? Özellikle bu tarım dışı istihdam verisinin gelmesiyle birlikte cuma günü bir miktar daha piyasalarda rally havası vardı. Dow Jones Endeksine bakıyoruz. Dow Jones Endeksinde işte dediğim gibi 229 puanlık bir artış söz konusu. S&P 500'de yine bir rekor. Dolayısıyla bir miktar daha burada ciddi yükseliş hareketleri de var. Hal böyle olunca bir miktar daha risk iştahının da açık olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Fed'in güvercin duruşunun arkasının boş olmadığını anladı piyasa gelen veriyle beraber. Evet. Ne dersin? Şimdi Borsa İstanbul'un özeline dönersek yurt dışından negatif bir tablo devralmıyoruz. Yani yurt dışında hala bozulan bir resim yok. Hı hı. Öyle olunca bizim bununla kaçırmış olduğumuz rally'yi destekleyici faktörleri bir türlü devreye sokamıyoruz. Ama geçtiğimiz hafta ben oldukça iyi bir sinyal aldığımı söyleyebilirim. Ama bu sinyalin kalıcılık, şimdi bakarsan şu dönem çerçevesinde iki tane böyle uzun yeşil bar peş peşe gelmesi oldukça iyi. Bir rally başlangıcına sebebiyet verebilir. Sinyalleri oluyor olabilir. Ama bunun koşullarının tamamen oluşması bizim için şu anda bizi destekleyen en büyük önemli faktör iyi bilançoların gelmesi. Hı hı. O iyi bilançoların gelmesi burada fiyatlamaların yukarı doğru, o şirketlerin oldukça çarpanların düşük kalmaya başladığına işaret ediyor. Zaten döviz bazında oldukça geride kaldık ve dünyada da bir rally döneminden geçtiğimiz bir dönemi biz yatay bir piyasa içinde değerlendirmeye çalıştık. O nedenle o kaybettiğinden zamanın kazanılması dönemi içine giriyor olabiliriz. Bu hafta kritik haftalardan biri. Bu hafta yalnız bizde kısa bir hafta var. Risk iştahı ne kadar olacak? Bayram öncesinde kredili pozisyonlar ne kadar? Çünkü zaman dilimi uzun. Zaman diliminin uzun olması nedeniyle faizler de eskisi kadar düşük de değil. Özellikle kredi faizleriyle işlem yapan fonlama ile söz konusuysa eğer, o zaman bir sıkışıklığa sebebiyet verebilir piyasada. Biraz daha o nedenle yarın biraz daha dikkat etmek lazım. Buradaki sürecin nasıl işleyeceğini biz daha karar veremedik diyelim. Özellikle çarşamba günü bizim piyasa kapalıyken gelecek veri de yurt dışındaki gelişmeleri destekleyebilir. Risk algısı değişebilir. Bu gibi faktörler var. Bu kısa haftanın bize getirmiş olduğu handikaplar. Önümüzdeki haftada tekrardan yine bir tatilli bir günümüz var. 19 Mayıs'ımız var. Bir haftayı bölen bir nokta olacak.
Önümüzdeki iki hafta içinde baktığımızda totalde biz 6 iş günü gibi işlem göreceğiz. 2 hafta 10 iş gününün 6 günü gibi değerlendirmek lazım. Bunun da yansıması fiyatlamalar üzerinde çok böyle agresif hareketlerin devamını sağlamayabilir. Kritik eşiğimiz 1445. Cuma günü geçtiğimiz cuma günü orada bölgeyi test ettik. Benim geçtiğimiz hafta için beklentim biraz daha dar, 1430 üst sınır, hatta taşarsa 1445'e kadar iyi senaryonun en üst seviyesiydi. En iyi senaryonun en üst seviyesi test edildiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak baktığımız zaman 1530'lardan başlayıp 1256'ya düşen o bir haftalık düşüş sonrasındaki periyot içinde biz 2-4, 6. haftaya bitirdik, 7. haftaya giriyoruz. Bu süre zarfında 1445'in üzerine hiç fiyatlama almadık. 1445'in üzerine fiyatlama alırsak bir şeylerin değişmeye başladığının sinyali olabilir. Teknik sinyaller hareketin hala devam etme potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Ama dediğim gibi çeşitli önemli eşiklerimiz var. Bir tanesi 1445, bu bölgenin üzerine taşması durumda kalıcılık. Hareket haftalık bazdaki harekette üst sınır 1467-69 bölgesine kadar gitme potansiyeli içerir. Aşağıda nereye bakmak lazım özellikle? 1427 bölgesi önemsemesi lazım yatırımcıların. 1427-1430 bölgesi. O bölgenin altında tekrardan bir fiyatlama başlıyorsa bazı şeyleri sorgulama zamanı gelmiş olabilir. Kısa vadeli eğer 1445'i geçemeden tekrardan 1427 ve altında bir fiyatlama geliyor ise bu hareketin ara dönem düzeltmesinin tekrardan başladığını, bize 1416'lara hatta belki 1380'lere kadar çekecek bir sürece işaret edebilir. O nedenle 1445 üzeri mi, altında mıyız ve üstünde miyiz? Aşağısında ise hatta 1430'lara kadar hareketi normal görmek, hı hı. Ama 1430'un altına, özellikle 1427'nin altına sarkan bir fiyatlamalar görüyorsak da biraz pozisyonları azaltmakta fayda olur. O bölgenin üzerinde kaldığı sürece pozisyonda kalmakta bir sıkıntı görmüyorum. Özellikle 1445 bir miktar daha yakından izleyeceğimiz bir seviyedir der Cenk Akyoldaş. 1445'te teknik olarak aslında bize yukarı yönde eğilimin de devam edebileceğini sinyali veriyor. Fakat olası bir durumda da 1430 seviyesinin bir miktar daha dikkat etmemiz gereken seviye olduğunu da söyler. 1430 seviyesinin altındaki hareketlenmeler, kapanmalar bir miktar daha beraberinde aşağı yönde hareket. O kısa vadede yapmış olduğumuz şey 1300'lerden başlayan 1445'e giden hareketin 1427 ve altına fiyatlamalara geliyorsa ben bittiğini, düzeltmenin tekrardan devam edeceğini düşünürüm. Yani tepki hareketinin bittiğini anlarım. Eğer bu tepki değil, yeni bir trend başlangıcı ise burada da bizim kovalamamız gereken seviye, bir kez daha vurgulayayım, 1445-1447 bandı olduğunu söyleyelim. Evet. Günlük açıdan bakalım istiyorsan, bu haftalık açısından değerlendirdiğimizde haftalıkta yukarıda 1470 önemli eşik, onu unutmayalım. Üst sınır olarak görülebilecek bu hafta için sınır gibi gözüküyor. Şimdi günlük grafiğe baktığımız zaman burada dikkati çeken bir Fibonacci sayısı var, 1447. Bu 1447 sayısı nereden geliyor? Bu 1447 sayısı aslında bizim 985'ten başlayıp 1590 seviyesini hedefleyen büyük hareketin düzeltme seviyelerinden birisi. 1447. O 1447'yi biz aşabilirsek bazı şeyleri artık kotardık, bir iyileşme var diyebiliriz. Burada da dikkati çeken, şimdi şurada daha önce gerçekleştirdiğimiz iki tane dip vardı. Birisi 1431, diğeri 1441, 43. O bölgedeki o iki dibe bir trend çizgisi koyduğumuz zaman bir paralel, bunu uzattığımızda bu hafta için gelip bize direnç oluşturabilecek bölgenin 1474-1475 bölgesi oldu. 1447'yi aşabilirsek gidebileceğimiz yer, direnç yer 1474-1475 bölgesine kadar bir marj açma potansiyeli söz konusu olabilir. Ortalamaların üzerindeyiz. Bütün ortalamaların üzerine çıktık. Bizim benim önemsediğim ortalamaların. Özellikle de kırmızıyla mor kesişti bir al sinyali üretti. Bu hareketin devam etme potansiyeline işaret ettiğini söyleyebilirim. 1430'da bulunan iki tane ortalamamız vardı. 52 haftalık, 52 günlük ve aynı zamanda 77 günlük. Ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece pozisyonda kalmakta fayda var. Hareket devam edecektir. O seviyede demin belirttiğim gibi 1430 seviyesi. 1430 seviyesinin kırılması halinde aşağıda bizim tekrardan bir 1407'lere kadar marj yaratma potansiyeli gündeme gelebilir. Yatırımcı o nedenle
1430'un üzerinde kaldığı sürece pozisyonda, 1430'un altında yavaş yavaş pozisyon azaltma yönünde aksiyon alabilirler. Evet, 1430 seviyesi yine günlük grafikte de baktığımızda bir miktar daha kritik bir seviye olarak öne çıkmakta. Özellikle burada 1430'un üzerinde kaldığınız sürece bir miktar daha pozitif yaklaşabilirsiniz. Ama 1430'un altına indiğiniz zaman da burada yavaştan pozisyonları azaltmaya gitmekte yarar var der. 1470 ise önemli bir direnç olmakla birlikte 1447 ise Fibonacci seviyesi olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, kesin kez katılıyorum. Şimdi bir de benim bakmış olduğum, hatırlarsan çizgi grafiklerimiz var. Evet. Bu kapanış grafiklerimiz. Cuma günü tam da onun kritik eşiklerinden birinde kapattık. Tam Fibo direncinin olduğu noktadan kapanışı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 1441-1442 bölgesi. Bu hareketin, bu bölgenin üzerinde bir kapanış alması oldukça bizim için kritik önem arz ediyor. Neden diyeceksin? Yaklaşık olarak biz bu bölgenin üzerindeki kapanışı bu düşüşten beri almadık. Hı hı. Bu düşüşten sonrasında bu bölgenin üzerinde bir kapanış alıyorsak, o zaman biz bazı şeyleri, bazı bariyerleri, bazı dirençleri kırdık, bir üst hedeflere doğru gitmeye başlıyoruz deme potansiyelimiz var. O nedenle çok önemsiyorum. 1442 ve üzerindeki kapanışlar bize yukarıda 1451, 1466, 1479'a kadar potansiyel kapanış noktaları verme, kapanış dirençleri verme noktasında olabilir. Buradaki grafiği yakından takip etmek lazım. Eğer 1442'yi geçemediğimiz takdirde burada da aşağıda 1433 ve 1423 destekler olarak çalışma potansiyeli olabilecek noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Evet, şimdi kapanış grafiğine baktığımızda da 1442 üstünün bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerinde yine beraberinde getirebileceğini de söylüyor Cenk. Özellikle yani yatırımcılar 1442 üzerinde kapanışı görüyorlarsa biraz daha pozisyonların rahat yukarı doğru gitme potansiyelinin artmaya başladığını işaret edeceğini düşünmelerini gerekir. Peki burada dolar endeksindeki değer kaybı, 10 yıllık tahvil faizlerindeki bir miktar daha geri çekilmeler borsada, bunların hepsi itici bir güç olmaya yeterli mi? Yani devam eder mi, yoksa bunlar özellikle zaten yani piyasanın alıştığı bir şey, ABD'deki enflasyon vesaire zaten kötüye alıştırdı, o yüzden iyiyi de çok fiyatlamak istemiyor der miyiz? Şimdi biz dinamikler, kendi iç dinamiklerimize dönmüş vaziyetteyiz. Çok fazla dış dinamiklerde aslında etkilenmedik işin gerçeği. Son dönemde işte bize dışarıdaki o pozitif akımları bir türlü içeriye yansıtamadık. Evet. Cuma günü işte bunun bir meyvesini alır gibi olduk. Bunun kalıcı olup olmayacağı önemli. O bir meyve aldık, onu o desteği, o destekle birlikte bir eşiğe geldik. Bu eşiğin üzerine atıp atamayacağımız yine bizim kendi iç dinamiklerimize bağlı. Şimdi iç dinamiklerimiz açısından Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu Avrupa Birliği açıklamasını ben pozitif değerlendiriyorum. Ama öte yandan da demin belirttiğim gibi Türkiye turizm açısından önemli ziyaretçi olarak gördüğümüz İngiliz turistler tarafından baktığımızda kırmızı listeye alınmamız en çok gelen turistlerden beşincisi İngiltere. Evet, dış ticaretimizdeki ilk evet. Üç. Öyle olunca da oradan gelecek turizm gelirlerinin biraz daha ötelenme durumuyla karşı karşıya olabiliriz. Bu da bizim için sıkıntı kırmızı. Bir iyi haber, bir kötü haberimiz var. Nötrlenmiş vaziyette güne başlarken. Burada hareketin bizde devamı için yurt dışından herhangi bir negatif, bir bize çelme takan bir faktör söz konusu değil. Biz dediğim gibi içerideki kredili pozisyonların durumu biraz da bugünkü piyasanın şekillenmesine destek olacak. Kredili pozisyonlar, cuma günü ne kadar bir pozisyon vardı? Bu IMEI'yi devam ettirebilecek güçte mi? Yoksa yeter işte pazartesi günü geldi, uzun bayram tatili var. İşte kendimizi 6-7 gün, 8 gün, 9 gün fonlattırmayalım noktasına doğru giderler mi? Ona bakacağız. Burada da işte o nedenle 1445 önemli eşik. Evet. Kapanış olarak 1442 gün içi işlemlerde de 1445 önemli eşikler olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Eğer bu bölgeyi aşabilir isek
1462'ye kadar en azından önümüzün açık olabileceğine işaret etmek isterim. Evet, kapanışta 1442'nin üzerindeki hareketler 1460'lara kadar da getirebilir. Şimdi Moody's'ten bir yapılan açıklama var. Evet. Özellikle bankacılık nezdinde de bunu sana sormak istiyorum. Zayıflayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredibilitesi bankaların fonlama maliyetini arttıracaktır açıklaması yapıldı Moody's'ten. İster istemez bu kez bankacılık sektörüne bir miktar daha gözler çevrildi. Şimdi yabancının pozisyonlanması dış politika anlamında belki iyi haber akışları beraberinde gelebilir ama ister istemez de burada yabancı raporlarında da tekrardan bir bankacılığın fonlama maliyetlerine de atıfta bulunmalar başladı. Ne dersin, nasıl yorumlarız önce bu haberi? Bankaların likidite açısından güçlü olduğunu, döviz likiditesi açısından güçlü olduğunu ama buna karşılık işte Merkez Bankası'nın zayıflanması nedeniyle de maliyetlerinin yükseleceği belirtildi. Bir iyi haber var, bir kötü haber var. Biraz fazla aşırı satılmış şekilde bir bankalarımız söz konusu. Geçtiğimiz haftanın piyasanın lider sektörü de bankacılık sektörü de endeksi yukarı taşıyan faktörlerden biri de özellikle bankacılık sektörü olduğunu unutmamak lazım. Oradan gelen hareketin son dönemlerde hatırlarsan her Merkez Bankası toplantısı, PPK toplantısı öncesi de bir bankacılık sektöründe hareket başlardı. O hareketin hemen peşinden de karar sonrasında biraz daha yukarı gitse dahi kalıcı olmayan bir hareketle karşı karşıya kalıyorduk. Bakalım bu hafta o hareket kalıcı olmaya devam edebilecek mi? Yani üçüncü güne bir taşınabilen, dördüncü güne taşınabilen bir yükseliş hareketi bize gösterebilecek mi? Bu bence oldukça önemli. Eğer bunu başarabiliyorsa bankacılık sektörü açısından bazı risklerin bertaraf edilmeye başladığı, hareketin tekrardan yukarı doğru bir evrilme arzusu içine girmesini bekleyebiliriz. Özellikle BIST 30 endeksini de taşıyan geçtiğimiz hafta bankacılık sektörü olduğunu belirtmek isterim. Oradaki major endeks endeksin major faktörü oydu o faktörlerde. Burada da ortalamanın üzerine attığımızı görüyoruz. Önemli gördüm 21 günlük ortalamanın üzerine çıktık. 21 haftanın pardon üzerine çıktık. 1500 puandı, 1509'dan kapattık. Burada da hareketin bizde BIST 30 için baktığımızda 1550'lere kadar sürebilecek bir %3'lük bir potansiyel içerdiğini söyleyebilirim. Buradan da bir destek alma potansiyelimiz söz konusu. Buraya da dikkat etmek lazım. Viyoba'da bakalım istersen. Viyoba'da bakalım ama şunu da sormak isterim. Bu da ister istemez yatırımcının hakkındadır son bir dakikaya girerken. Yeni vaka sayısında bir düşüş var ve Mart ortasına gelmiş bulunmaktayız. Bunlar da Borsa İstanbul'u pozitif etkilemez mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir miktar daha önümüzdeki süreçte 17 Mayıs sonrasındaki açılmaları nasıl kademeli açılacak bunları bildirecek bize tekrardan. Yine açılmalar kapıda, ne dersin? Kapanma pozitif etkilemişti. Açılma da bir pozitif etki daha yapar mı? Onu bilmiyorum. Çünkü genelde önce beklenti satın alınıyor ya. Gerçi kötüleşme, kötülük iyileşme olacak. İyileşmeye satın almıştık. İyileşmenin gerçekleşmesiyle bir realizasyon gelir mi? Ona bakacağız. O nedenle dünya genelinde de baktığımızda birçok bölgede açılmaların başladığını görüyoruz. Biz biraz geriden geldiğimizi belirtelim. Evet, VIO30'da da son olarak. Hemen ona da bakın. 1538 puan seviyesindeyiz şu anda. Geçtiğimiz hafta belli eşikler vardı. Özellikle düşen trend çizgisinin 1515 FIBO seviyesinin aşıldığını görüyoruz. Burada yukarıda 1590'a kadar bir marj açılması söz konusu olabilir. 1515 üzerinde kalıcılık bize yukarıda 1590'a hedefletir diyebilirim. Evet. Cenk, çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte efendim biz Cenk Ak Yoldaş'la birlikte ekranlarınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sundu.